Kıymetli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Denizli İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak pandemi dönemi aile eğitimi seminerlerimiz kapsamında gerçekleştireceğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle özellikle içinde bulunduğumuz bu kritik süreçte ayrıca önem arz ettiğini düşündüğümüz bir konuyu çok değerli bir misafirimiz, psikolog, aile danışmanı Neriman Akyıldız hanımefendi ile birlikte konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyim. Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun Allah hocam. iyilik versin. Tabii hocam zor bir sürecin içerisindeyiz. Başkanlığımızca İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde aileyi korumak, aile bireylerini desteklemek, aileyi güçlendirmek adına aile eğitimi seminerleri başlığı altında her hafta farklı konularla alanında uzman konuklarımızla, izleyenlerimizle birlikte buluşuyoruz. Bu akşam da sizinle birlikteyiz elhamdülillah. Teşekkür ederim. Tabii Tebrik ediyorum. bizler şu süreçte sizlerin ne kadar yoğun çalıştığını görüyoruz. Allah sizden de razı olsun. Evvela Amin. bizleri kırmayıp programımıza iştirak ettiniz. Bize destek verdiğiniz için şahsım adına, il müftülüğümüz adına size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben teşekkür ederim. Paylaşıma izin verdiğiniz için. Diğer Denizli'ye hiç gelmek nasip olmadı. Ama oğlum orada askerlik yaptı. O yüzden benim de size vefa borcum var. Öyle düşündüm. Allah razı Denizli olsun. halkına buradan çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah sürecin bitimiyle birlikte bizler sizleri bizatihi de ağırlamak, konuk etmek isteriz. Rabbim nasip Teşekkür etsin ederim. diyelim. Amin inşallah. Hocam, Biz de aynen Ankara'da sizi ağırlarız. inşallah hocam, inşallah. Hocam şimdi bugün pandemi sürecinde çocukların ruh sağlığını koruma konusu üzerine konuşacağız. Küresel çapta yaşanan, hepimizi derinden etkileyen ve travmatik sonuçları olan bir salgınla karşı karşıyayız. Tabii ne zaman biteceği konusunda bir muallaklık var. İnşallah biz ümit varız, sona doğru geldiğimizi düşünüyoruz. Ama bu İnşallah. süreç hepimizin hayatında birçok değişikliği ve yeniliği de beraberinde getirdi. Hocam şuradan başlayalım istiyorum. COVID-19 pandemi dönemi ile birlikte hayatımızda neler değişti? Evet. Şimdi pandemi her zaman 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 dünya üzerinde olan pandemiler oldu. Fakat bu pandemi bütün dünya universal bir şekilde maruz kaldığından dolayı ve önemli bir belirsizlik yaşandığından dolayı insanlar üzerine çok büyük bir kaygıya sebep oldu. Ansiyete bozukluğu dediğimiz birçok kaygı bozukluklarıyla insanlarımız yüz yüze geldiler. Bu konuda birçok danışanımızla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Burada insanlar özellikle kısıtlanış burada tabii ki. İnsanlar evlerinden çıkamayacakları durumlarda geldiler. Bazen sürekli, bazen ara ara kısıtlamalar gerekli olduğu için tabii karşılaşıldı. Ama en önemli şey burada okulların kapanması ve çocuklarımızın okula gidemeyişi, insanların işlerine gidemeyişi, evden çalışmaya başlamaları veya işsiz kalmaları, ekonomik sıkıntılarla beraber aynı zamanda belirsizlik, sağlığını kaybetme korkusu tabii ki insanların üzerinde oldukça büyük etkiye sebep oldu ve süreç bittikten sonra da bunun uzantıları bir süre devam edeceği benziyor. Evet hocam. Özellikle çocuklar burada gerçekten hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yani anneleri de kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir özveriyle evde kaldılar. Anneler çok büyük çaba gösterdi. Hem çocuklarına öğretmen oldular, hem anne oldular. Gerektiğinde onlarla oyun arkadaşı oldular. Ama gerçekten çok büyük emeklerle bu süreçler geçirilmeye çalışılıyor. Çocuklar da aynı şekilde belirsizliklerle karşı karşıyalar. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Hani bunu belki yaş düzeylerine göre de söylemek gerekir.
Hani 0-3 yaş arasındaki çocuklarımız bağlanma döneminde olduğu için onlar henüz anlayamamış olabilirler ama bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ediyorlar. Bu süreçte diğer çocuklar, ilkokul döneminde olan çocuklar, arkadaşlarıyla oynayamıyorlar, açık havaya çok az çıkabiliyorlar. Ergenler daha büyük bir sorun çünkü onların bazıları bu durumu kabullenmeyip dışarıda eskisi gibi devam etmek istiyor. Bazıları kabulleniyor, bazıları daha çok ansiyeteyle cevap veriyor. Böylece ergenlik dönemi zaten bir stres dönemidir. Bu dönemi biraz daha zor geçiriyorlar gibi oluyor. Çünkü spor yapmaları gerekiyor. Artı sosyalleşmeleri gerekiyor. Ergenler biraz daha ilkokul çocuklarına göre biraz daha zor bir dönem olduğu için anne babalar bu konuda biraz daha sanıyorum zorlandılar. Evet. Hocam bu noktada şöyle bir soru geldi aklıma. Eminim izleyenlerimizin de aklına gelmiştir. Hakikaten çocuklarımızın da günlük rutinlerinin dışında pek çok şey hızlıca değişti. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Sadece sosyal bir izolasyon değil, psikolojik anlamda da izolasyon yaşanabileceğine dair zaten uzmanlar her daim televizyondan bizleri uyarıyorlar. Biz de bu akşam sizinle bu konuyu konuşalım ve bu konuda daha bilinçli davranabilelim istedik. Hocam, biz ebeveynler bu dönemde çocuklarımızın ruh sağlığını koruma noktasında onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz hususunda hakikaten önerilere ihtiyaç duyuyoruz. Biz anne babalar olarak neler yapabiliriz? Daha ayrıntılı bir şekilde konuya girebilir miyiz hocam? Şimdi anne babalar olarak öncelikle bizler sakin olmalıyız. Çünkü kaygı bulaşıcıdır. Öncelikle biz onlara güzel, doğru modeller olmaya çalışalım. Öncelikle biz kendimizle barışık, bu duruma uyum sağlama çabalarında biraz daha onlara göre önde olmak durumundayız. Anne babalar olarak öncelikle diyoruz ki biz sakinliğimizi koruyalım. Hani bu dönemin geçici olduğunu vurgulayalım ve çocuklarımızı bilgilendirelim. Şimdi her yaşa göre bilgilendirme belki farklı olacaktır. Hani 0-3 yaşta her şeyin yolunda olduğu mesajını annenin dokunuşlarıyla, hani biz o bağlanma döneminde çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde ve yeterince karşılanmasının ve annenin tutarlı bir şekilde çocuğuyla zaman geçirmesinin, ona dokunmasının, her şey yolunda şekilde sarılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönemde 0-3 yaş bağlanma döneminin gerekleri yerine getirilmeli. Güvenli bağlanma tabii ki. İkinci olarak ilkokul döneminde, ana sınıfı döneminde ve ilkokul dönemindeki çocuklarımız, onların da bu konuda bilgilendirilmesi öncelikle. Öncelikle bilgilendirirken medyada birçok bilgi kirliliği oluştu. Hani televizyonları bu haberlere maruz kalmamaları, hani baştan beri sürekli uyardığımız bizlerin de hani büyüklerin de aynı şekilde günde bir kere haber dinlemeleri, ne yapacağımız konusunda yönlenmemiz ve sürekli haber dinlemememiz. Artık önümüze bakmamız. Hani bu tamam, bu süreç, böyle bir süreç yaşanıyor. Bu süreç geçecek. Çocuklarımıza da vereceğimiz mesaj en önemlisi. Bu süreç geçecek. Ama biz bu süreci nasıl daha sağlıklı geçirebiliriz ve en önemlisi nasıl daha keyifli geçirebiliriz? Hani bazen de bunu krizleri bazen insanlar fırsata da çevirebiliyorlar. Evet. Şimdi burada öncelikle sakinliğimizi koruyalım ve çocuk ne biliyorsa bu bilgiyi önce soralım. Hani düzeltelim çünkü yanlış biliyor olabilir ve bunun üzerine kendi bilgimizi oturtalım. Yani bu dönem geçecek, böyle bir mikrop var ama bu mikroba karşı çaresiz değiliz. Yapacağımız bir şeyler var, sürekli söylendiği gibi işte hijyenimize dikkat etmek, mesafeye dikkat etmek ve kalabalıklara karışmamak ve maske takmak. Bunları yaptığımız zaman büyük oranda korunacağımız bir hastalık. Böyle hastalıklar daha önce de vardı ama bu mikrop biraz daha farklı olabilir. Ama bu süreç geçecek. Bununla ilgili de doktorlar, bilim adamları sürekli araştırma yapıyorlar. Ve bu araştırmaların sonucunda aşı bulundu, bulunacak, ilaç bulundu, bulunacak. Zaten bu süreçlerdeyiz şu anda. Evet. İnşallah bu sürecin sonuna gelmiş gibi hissediyoruz. İnşallah. Ve sonuçta bu dönem geçecek ama çalışmalar devam ediyor. Biz ne yapalım? Biz kendi hayatımıza devam edelim. Bu ikincisi. Önce demiştim ki hani önce bir sakinliğimizi koruyalım. Evet. Çünkü panik halindeki çocuk bizi örnek alıyor. Hani anne baba panik halindeyse çocuk daha çok panik olacak, kaygı bulaşıcı. İkincisi bilgilendirelim, doğru, kısa, net, öz bir şekilde. Üçüncü olarak da şu var, rutinlerimizi oturtalım.
Hani nasıl olsa evdeyiz diye yatma saatleri değişmemeli, yemek saatleri değişmemeli. Sanki okula gidiyormuşlar gibi aynı zamanda yatıp aynı zamanda kalkacaklar, kahvaltı edecekler ve biz artık yeni bir normal. Hani bir süreçte bir şeyler değişti, tamam uyum sağlıyoruz ama ne olacak? Bu sürecin sonu içinde biz yeni bir planlamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yeni planlamamız içerisinde öncelikle rutinlerimizi oturtuyoruz. Yani yemek ve uyku saatlerimiz, ama öncesinde eğer okula giden çocuğumuz varsa veya bizim evden çalışan velilerimiz varsa öncelikle çalışma saatlerini A diyoruz. A önceliği olan çalışma saatlerimizi yerleştiriyoruz plana ve buna göre yemek saatlerimizi oluşturuyoruz ve yatma saatlerimiz, sabah kalkma saatlerimiz de aynen okula gidiyorlarmış gibi değişmeden duracaksa, hani bu rutinler neden önemli? Rutinler, hayat evet. devam ediyor. Artık evet. Her şey normal. Yani biz akıp gidiyor. Biz artık buna göre yaşayacağız. Ama bu planın içerisinde öncelikli olanlar, hani kavanoz hikayesi vardır ya, önce büyük taşlar, sonra biraz daha küçük taşlar, sonra daha küçük kum, su derken zamanı böyle dolduruyoruz. Önceliklerimiz ders ve evden çalışma. İkincisi yemek uyku saatleri. Üçüncüsü kesinlikle egzersiz, spor. Yani evet, spor tamam. hem sağlığımızı hem ruh sağlığımızı koruyan bir süreçtir. O yüzden biz rutinlerimizi oluştururken öncelikle bunları koyuyoruz. Beslenmemize, uyku düzenimize özen gösteriyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi çok önemli, biliyoruz ki. Hani en önemli ilaç bağışıklık sistemiydi. O zaman bunları oturttuktan sonra ikinci bölüm geliyor ki bu daha böyle güzel bir bölüm. Hani çocuklarımızla şimdiye kadar belki çalışan anne babalar veya babalar, hani çocuklarımıza zaman geçiremiyoruz diye evet. şikayet ettiğimiz konular. Artık çocuklarımızla kaliteli, güzel zaman, keyifli zaman geçireceğimiz aile saatlerini koymak. Yani çünkü aile saatlerini biz hep öneriyorduk. Hani haftada bir aile saati olsun, çocuklarımızla birlikte konuşalım, onları dinleyelim, haftalarınız nasıl geçti falan diye. Şimdi de aynı şey günümüz. Hani bir çay saati akşamları evet. beraber, bir çay saati, belki bir film saati. Hani birlikte bazen yarışma programları oluyor. Bazı aileler bu programları beraberce, hani birini yarıştırıyorlar, diğeri yarışıyor. Evet. Böyle derken yeni yeni oyunlar keşfediyorlar ailece oynanacak. Hani bunlar olunca keyifli bir şekilde çocuklar o zaman bu zamanları daha güzel hatırlayacaklardır. Hani anne babayla sağlıklı ve her şey yolunda. Hani her şey yolunda mesajını veren rutinler artı keyifli zaman geçirmek. Evet. Şimdi bu keyifli zamanlarımızı koyacağız rutinimizin içerisine, planlamamızın içine ve sonrasında çift olarak da baş başa zaman geçirmek çok önemli. Hani biz çocuklarımızla bir aile saati olsun ama mutlaka çift olmayı unutmayalım. Çünkü neden? Anne babanın yani çocuklarımızın iki tane ebeveyni var diye düşünüyoruz ama aslında çocuklarımızın üç tane ebeveyni var. Birisi annesi, birisi babası. Bir de anne babanın ilişkisi. Doğru. Anne babanın ilişkisi çok daha önemlidir. O yüzden de biz anne baba olarak çocuklarımıza, hani çocukların yanında tartışmayalım diyoruz ama evet. bir de ikinci şey var. Çocukların yanında sevgimizi gösterelim birbirimize. Çünkü her seminerin sonunda ben diyorum ki anne baba olarak çocuklarınıza yapacağınız en önemli iyilik eşinizi sevmenizdir. Ve bu sevgiyi utanmayalım. Hani utanacağımız şey aslında kavga etmek olmalı. Hani çocuğumuzun yanında tabii ki açılıya gitmeden ama sevdiğimizi, şakalaşmamızı, çocuklar bunları gördüğünde o zaman güveniyorlar. Hani biz diyoruz ki özgüven. Özgüven nedir? Hani özgüven, çocuğa sorumluluk vermek, başardığını hissettirmek falan diyoruz ya. Aslında bundan daha önemlisi ailenin huzurlu olması. Huzurlu evet. bir aile ortamı olduğunda çocuk diyor ki ben değerli bir bütünün değerli bir parçasıyım. Ben evet kendime güvenebilirim diyor ve hayata daha böyle özgüvenli başlıyor. Çünkü o sıcak bir yuvada gerçekten, mesela psikolojik danışmanlık yaptığım yıllarda da öğrencileri iç içe olduğumda görüyordum ki böyle ailesi huzurlu olan çocuklar yüzünden belli oluyor. Mışıl mışıl, yani böyle sevgi dolu. Çünkü kavga yok, gürültü yok. Hani her ailede kavga gürültü olur. Evet. Az bir şey, tuz, biber. Ama önemli sorunlar varsa o zaman bu sorunları ne yapıyoruz? Çözmek için ya işte iki aileden bir büyüğün yanında, eğer yanlı olacaklarsa bir aile danışması. Ki artık aile danışmanlığı oldukça yaygınlaştı ülkemizde ve güzel de oldu. Evet. Çünkü aileler gerçekten çok sancılı. Hani
Çocuklar da o zaman ne oluyor? Çocuklar da sancılı oluyor. Evet. Hocam bu noktada izninizle ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet. Hakikaten bu yönüyle bizim için bir rahmet oldu. Özellikle çalışan, yoğun iş hayatı içerisinde olan anneler babaların çocuklarla vakit geçirmesi ya da aile olarak eşlerin birbiriyle vakit geçirmesi hakikaten başka türlü sağlanamazdı herhalde. Yani bir durduk, birbirimizin yani gözlerinin daha içine güzel baktık. Yanları oldu değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Hocam, bahsettiğiniz üzere tabii bu süreçte çok farklı noktalardan etkilendik. Sadece fiziksel anlamda değil, sosyal anlamda, psikolojik anlamda, ekonomik anlamda. Ekonomik anlamda. Ve bu etkiler hakikaten insanları bir kriz noktasına getirdi. Aile içerisinde bizler duyuyoruz ki tartışmalar daha çok yükseldi, sesler daha çok yükseliyor. Bahsettiğiniz gibi hatta boşanma vakalarının bile arttığına dair bilgiler alıyoruz. Halbuki bizim şu süreçte evimizde vaktimizin çoğunu geçirdiğimizi düşünürsek huzurlu bir aile ortamına, birbirini destekleyen bireylere daha çok ihtiyacımız var değil mi hocam? Evet, evet. İyi günde, kötü günde diyorduk hani. Evet. Kötü günse bu kötü günde de beraber olacağız aslında. Evet. Ama şu var, hani daha öncesinde sorunları olan aileler, hani buna dışarıya, her iki tarafta dışarıya giderek, hani birbirlerinden uzak kalarak eğer bu sorunun üstünü örtmüşlerse, bir araya geldiklerinde bu sorun ortaya çıktı. O da Biraz var. da ona benziyor. Hani insanlar böyle hani kavanoz vardır, evliliklerde bir su var. Hani ben bu örneği veriyorum hoşuma gittiği için. Evet. Hani berrak bir su var ama çalkalandığı zaman, hani bir kriz geçirdiği zaman içinde hiçbir sorun olmayan aileler bu sorunu daha rahat açtı. Yine berraklığını korudu. Ama sorun vardı, üzerini örtüyorlardı. Hani sallandı, az bir toprak vardı dipte, o bulandırdı. Yani bir araya geldiklerinde tahammül edemeyecek duruma geldiler. Aslında sorunları çözmek için de bence hani birlikte çözmek için bir zaman değil. Hani çünkü bir kriz zamanı. Ama bir aile danışmanı eşliğinde çözebilirlerse hani bu durumu belki de onun için de kullanabilirler. Hani bizim böyle sorunlarımız vardı. Belki dış etkenleri elimine edip hani bir aile danışmanı eşliğinde, bu online de olabilir. Evdeler. Çünkü online eğitim, bizim de online danışmalarımız çok çok yoğun şu anda. Çünkü hani insanlar gelemiyor, gidemiyor ve bu durumun da artısı şu oldu. Mesela çok mücra yerlerden, işte diyelim doğuda bir ilde danışman bulamamış olanlar, hani bu süreçte oradan bize ulaşıyorlar mesela. Malatya'dan, Hakkari'den. O zaman ya onların için bir danışman olgusu oluşmaya başladı hayatlarında. Bu da güzel bir artı oldu. Ama dediğim gibi hani tek başlarına çözemeyecekler ve daha çok tartışıp birbirlerine girebilecekler. Hatta şiddet boyutuna girebiliyor dediğiniz gibi. Bence de hani bunu eğer bir danışman eşliğinde çözmeyeceklerse bunu buzluğa koymalarını, yine aynı eskisi gibi, ve bu süreç geçtikten sonra çözmelerini öneririm ben de. Evet hocam, Şimdi çok teşekkür rutinlerimiz ederim. Var, şeylerimiz var. Çift olmayı unutmuyoruz demiştik, anne baba saati. Hani biz çocuklarımızı uyuttuktan veya onları yerlerine, yani odalarına yerleştirdikten sonra beraber bir kahve içmek, beraber bir film izlemek. Yani bir şeyleri beraber puzzle yapmak, hani o şimdi yeni yeni gençler arasında yaygınlaşan birçok oyun şeyi var. Hani birlikte Evet. bir şeyler yapabilmeleri, konuşabilmeleri. Tabii ki erkeklerin çok konuşmasını beklemeyecekler. Çünkü erkek ve kadın fıtratının farklı olduğunu birçok hanımın ve beyin bilemediğini görüyorum. Hani benim eşim niye konuşmuyor diyor mesela bayan arkadaş. Diyorum ki yani çoğu konuşmuyor. Çünkü onların fıtratı farklı bizden. Ve onlar ama dinlemeli. Hani bayanların daha çok konuşmaya ihtiyaçları var. Paylaşıma ihtiyaçları var. Ve ilişki ve duygusal paylaşımlara ihtiyacı var. Hani duygusal yönden ihtiyaçları giderildiği zaman o zaman daha sevecen bir iş olabiliyorlar. Ve eşlerine de onların istediği, hani şeyler vardır ya, nasıl diyeyim, dini hikayelerde de var, kepçeler hikayesi, evet, uzun kaşıklar. Hani cennetle cehenneme gitmişler ama evet. mealen gösteriyorlar. Bir masa var, çok güzel yiyecekler var ama insanlar uzun uzun kaşıklar var, yiyecekler çok güzel ama Evet. davranıyorlar, kendine alacak, bencil. O zaman ne oluyor? Yiyemiyor. İki tarafta davranıyor, yiyemiyor. Ama demek ki evlilikle bencillik bir arada gitmiyor. Şimdi
cennete gittiklerinde de yine aynı sofra, aynı şeyler, yiyecekler güzel. Ama bu insanlar önce karşıyı düşündüğü için o ona veriyor, karşıdaki de ona veriyor. Evet. Dolayısıyla ikisi de birbirinin ihtiyacını karşılıyorlar. Ama erkekle kadının ihtiyaçlarının farklı olduğunu vurgulamak isterim. Hani en azından iletişim becerileri çok önemli. Evet. Elsevli değnek ne diyecekseniz bana, hani aile içi şiddette vesairede, şey diyorum, iletişim dili. Yani ben dili, karşıyı yargılamadan, aşağılamadan, hakaret etmeden, sen hep böyle yaparsın demeden, onu yargılamadan, küçümsemeden ne yapıyoruz? Ona kendimizi ben diliyle ifade ediyoruz. Ben diliyle. Mesela ben şu davranışından hoşlanmıyorum. Veya ben şöyle davranmanı beklerdim. İşte bu konuda kırıldım gibi. Hani bazen de eşler diyor ki ben diliyle diyorum diyor. Mesela hanımefendi diyor ki ben diliyle diyorum. Eşim de diyor ki sen de çok hassassın. Kırılma o zaman diyormuş mesela. Öyle deyince de diyor ben zoruma gidiyor. Ama o zaman dedim ikinci boyutunu söyleyeceksiniz. Hani ben şu davranışından çok kırıldım diyorsun. O da kırılırsan kırıl. Sen hep kırılıyorsun diyecek ya. O zaman diyoruz ki oraya hemen başka bir yaptırım koy. O yüzden sana iyi davranamıyorum. Yani orada ikinci bir şey. Çünkü ona dokunacak. Aman kırılırsa kırılsın demeyecek. Çünkü kırılınca tek başına yürüyen bir evcilik oyunu değil. Hani tek taraflı kürek olmuyor. İki tarafın da gayret etmesi gerekiyor. Hani etki tepki meselesi. Sen beni kırıyorsun ama ondan sonra da benden ilgi bekleme anlamına geliyor. O zaman seninle ben ilgilenemiyorum. Sana karşı güzel davranamıyorum diyecek o zaman hanım. Yani çünkü bunun bir etkisi olacak. O zaman erkek biraz çeki düzen veriyor kendisine. Tabii bu kadın için de geçerli. Yani erkek ve kadın arasındaki diyaloglarda her iki tarafta duyarlı, fedakar, özverili. Evlilik nedir dediğimizde zaten özveri, sorumluluk önde geliyor. Ama ödüller, bedelleri de dengelendiği zaman evlilik güzel yürüyor. Mesela evliliğin hep bedeli var. Diyelim hep sorumluluk, hep sorumluluk. Ama güzel zaman geçirme yok. Beraber bir evlili dolaşma yok. Baş başa zaman geçirme yok. Bir ödülü yoksa o zaman diyor ki ben tükendim diyor evlilikte mesela. Çünkü ödüllerle bedeller birbirine denk olmalı. Ya da ödüller biraz daha geçmeli. Hani mutlu olmalı. Yani o zaman niye evlensin ki bu kadar hep sorumluluksa? Evet. Karşılığında bir mutlu olunmayacaksa, o zaman bu insan niye evlendi ki yani? Hizmet etmek için mi evlendi hep? O zaman diyor ki işte karşılıklı güler yüz, tatlı dil, beraber güzel zaman geçirme. Hani ben çiftlere de şunu diyorum. Hani çıkmıyoruz ya genelde muhafazakar kesimlerde hani çıkmıyor kimseyle. Eşine saklıyor her şeyi. Evet. Eşim diyor ki o zaman diyoruz hani hep ondan sonra hemen çocuk oluyor. Bu sefer anne baba oluyorlar. Hiç beraber diyorum ki o zaman siz ergenlikte hani çıkmadınız, başka insanlar çıktı, onları gözlemlediniz. Hani ne yapmak isterdiniz bir erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınız olduğunda? Ne yapmayı istiyordunuz? İşte şimdi bunu yapın. Yani bunun için yapmamanız için ne sebep var? Beraber güzel zaman geçirin. İşte hep bunu hayal etmiştiniz. Ne oldu şimdi? Birdenbire her şey bitti mi? Yani bütün özlediğiniz her şeyi bence helal dairede yaşamanız ödülü oluyor evliliğin. İşte bunları yapabilirler. Beraber güzel zaman, güzel filmler, sanal müzeler, sanal şeyler, yani görsel olarak gezecekleri birçok sergiler. Bunlar var. Şimdi ama bunları yapabilmeleri için bir annenin de çok iyi planlaması gerekiyor. Sadece annenin sorumluluğu olmaması gerekiyor. Mesela herkes evde, bu sefer annenin işi hiç bitmiyor. Hani annenin hali kalmıyor güzel zaman geçirmeye. Evet. O zaman diyoruz ki iyi bir planlama olması için İşlerin de adaletli paylaşılması. Hani beylerin de çocukların da işleri biraz paylaşmaları gerekiyor ki annenin de hali kalsın. Annenin de güzel zaman geçirmeye ve kafasını dinleyecek zamanı da olmalı. Hani diyoruz ya keyifli aile zaati. Beraber evet. Çift saati sonra bir de bireysel zaman. Bireysel zamanda ne olacak? İşte anne neyi seviyorsa bir kitap okumak isteyebilir. Müzik dinlemek isteyebilir. Bir kafasını dinlemek isteyebilir. Hani onların da ikisini de bireysel zaman geçirecekleri, çocukların da bireysel olarak da evet. Zaman kendilerine göre oynayacakları zamanlar olursa eğer, o zaman bunun da olması için de kesinlikle bir iş bölümü gerekiyor. Dayanışma gerekiyor. Evet. Hocam, yani, belki bu süreçte hakikaten en çok kadınlar olarak, anneler olarak zorlandığımız husus bu. Evet. Çünkü çocuklar tüm gün evde.
Eşler genel anlamda evdeler. İş hiç Sorumluluklarımız bitmiyor o zaman. fazlaca Tabii. arttı. Çocukların bir de dersleri var. Onlarla da ilgilenme sorumluluğu var. Online dersler. Yani böyle bir sürecin içerisinde şöyle kenara çekileyim de kendime bir vakit ayırayım demek sanki benim hakkım değilmiş gibi de düşünebiliyoruz bizler. Hani ben bunu hak Hayır, etmiyorum, ben kesinlikle. çocuğumla ilgilenmeliyim, ben eşimle ilgilenmeliyim, evimle ilgilenmeliyim. Ya böyle bir ruh hali içerisine de girebiliyoruz. Ama bahsettiğiniz gibi hani sadece çocuklarla da ilgilenmek değil, eş ile de Kendimizle de beraber vakit ilgileneceğiz. geçirmek, hatta kendine dönüp kendini dinlemek, kendine vakit geçirmek, Evet. hayatın normal akışı içerisinde yapabildiğim birçok şeyi dört duvar içerisinde de yapabilmek, bunlar aslında zor değil, kısıtlı değil. Hatta o İyi bir kadar bizim planlama için gerektiriyor. imkanlar geniş, ortam müsait, biraz bizim psikolojik anlamda bir kendimizi Mükemmeliyetçi yoklamamız olmamak lazım. lazım. Sümeyra Hanım, evet. Yani mükemmeliyetçi olan anneler burada kendisini çok yıpratıyor. Hani bazı şeylerden taviz verebiliriz. Çok temiz olmayabiliriz. Şu süreçte zaten çocukların ruh sağlığını konuşuyorsak eğer, hani Evet. asıl merkezimiz buydu ama şimdi diyoruz ki çocukların ruh sağlığının olması için Tabii ki anne de. babanın ruh Evet. sağlığının iyi olması lazım. Öncelikle huzurlu bir ortam olması lazım diye bu konulara girdim. Ama bunlar çok önemli. Evet. İkinci olarak da çocuğun hareket alanı. Hani çok her şey düzgün olmalı. Hani çocuk olan evde mesela her şey çok düzgün olmayacaktır. Yani karışacak olacak, işte oyuncaklar bir tarafta olacak, bir şeyler olacak ama mümkün olduğu kadar da bunu belli alanlarla mesela çocuklara bir alan açmalıyız ama onlar evdeler. Hani o Evet. zaman eskisi gibi bir düzen olmayacak. Zaten misafir kabul edemiyoruz. O zaman biz çocuklarımıza göre alan açarak evde onların enerjilerini atacak ortamlar. Hani ip atlayabilirler. En çok trombolini öneriyor psikologlar. Hani ben de öneriyorum. Hani hoplayacakları bir Evet. trombolin yerinde. Belki bir basket potası olabilir. Yani erkek çocuklar için bu da iyi oluyor. Tırmanma şeyleri, ipleri veya bir nasıl diyeyim yürüyüş bantı. Hani böyle şeyler olacak ki çocuk evde sıkılmayacak. Arada yani onu oyalayacak kum havuzu, hani kum oyunları, su oyunları, boyama kitapları, bir şeyler. Ama anne sürekli onlarla böyle kaliteli zaman geçireceğim derse o zaman tükenecektir. O yüzden diyoruz ki çocuklarınla beraber kaliteli zaman geçirebiliriz. Ama ayrıca zaman geçiririz. Beraber zaman geçiririz, bireysel zaman geçirelim. Ama bunu planlamazsak yapamayız. Her birine belli bir zaman ancak ayırırsak bu olabilir. Yoksa bu mümkün değil. Yani bütün gün çocuğumuzla oynayacaksak o zaman annenin de evin yemeğini yapacak, temizliği var, her şeyi onunla ama o zaman bazı şeyleri paylaşacaklar. Eş de evin temizliğine yardım edecek, eş de bazen bulaşık makinesini boşaltabilecek, bazen çamaşır asılabilecek. Hani bunları paylaşacaklar. Hani anne bunu yapar mısın deyince değil. Hani baştan bir oturup ailece kim neyi yapacak? Yaşına, cinsiyetine göre bir planlama yapmalılar. Hani buna göre çünkü ev işleri için ayıracağı zaman da var. Artı eğitim zamanı. Şimdi online eğitime de çocuklar çok zara alıştı. Onun başına oturmak da zor geliyor çocuklara. Evet. Yani bilgisayarı kullanma konusunda. Eğer çok çocuk varsa birisine başka bir odayı tahsis edecek. Birine başka bir odayı tahsis edecek. Sessiz olunacak. O ortamdayken herkes sessiz olacak. Ders dinleyecek. Birinin dersi bitiyor, birininki başlıyor. Yani öyleyse bunları da planlamak yani. İşte biz hani çalışan hanımlar gibi, ev hanımlarıysa eğer, çalışan hanımlar gibi, çalışan hanımlar zaten planlı olmak zorundaydı ya. Hani Evet. ev hanımları da planlı olmak zorunda. Ve Evet. abartmayacağız. Her gün ev süpüremeyeceğiz. Haftada bir temizlik yapabileceğiz mesela. Hani hijyen hijyen diyoruz ama hani Evet. haftada bir temizlik yapacağız. Haftanın ortasında da toz alıyorduk. Aynı şekilde almamızı biraz daha dezenfektan eşliğinde yapacağız. Bu olacak. Başka yani sürekli yaparsak burada da pilimiz bitecek. Yani Kesinlikle. insanız, bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Hani biz diyoruz ki iyi bir anne olmak demek mükemmel anne değildir kesinlikle. Doğal anneliktir. Çocuklar sevildiğini biliyor mu? En önemlisi bu. Ve çocuklar güvenlikte mi? En önemlisi bu. Yani Evet. çocuk sevildiğini biliyorsa bazen annenin bağırması da tahammül ediyor. Ama hiç sevildiği gösterilmemişse bir çocuğa o zaman o çocuk diyor ki annem beni sevmiyor. Evet. Çünkü her hareketinden sevmiyor diyor o zaman. Çocuğumuza sevgimizi gösteriyorsak, çocuğumuzu koruyorsak mükemmel olmamıza gerek yok. Ama biz doğal anneliği savunuyoruz. Doğal anne Kesinlikle. babalık, doğal ebeveynlik. Çocuklar da ona göre doğal olacak. Hani bir anne demiş ya
artık demiş kaliteli zaman geçirmekten yoruldum. Artık da kaliteli zaman geçirmek istemiyorum demiş. Yani ama bu kaliteli zaman, kaliteli zaman bu da yani yoruyor. Hani bir eğitim anlamında zaten var. Bir de küçük çocukların boyamaları falan işte yırtma, yapıştırma vesaire. Bunları da işte plan dahilinde yapacağız ve oyunlar üreteceğiz. Eğer çok kaliteli bunların oynamalarını sağlayabiliriz. Evet. Kardeşler arasında bir takım çatışmalar olacak. Hani bunlara da nasıl tahmin edeceğiz? Yani zorlayacak bazı şeyler bizi. Çocukların bu zorlayan davranışları karşısında anne baba öncelikle çocuklara kurallarını açıklayacaklar. Hani çocuklar bakın evdeyiz, şu 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 işlerimizi paylaşıyoruz ama bir de şu kurallarımız var. Hani şu kurallarımızı koyacağız baştan. Evet. Anne baba birlikte kural koyarsa eğer çocuklar ve uymalarına hani birisi hep bunu deriz ya, biri hayır diyor, hadi oluversin diyor diğer eş. Evet, olmayacak. Hani birisinin hayır dediğini diğeri evet demeyecek. Yani evet denecekse de birlikte karar verip evet diyecekler. Hani biri iyi polis, biri kötü polis olmayacak. Evet. O yüzden hani kurallarımızı belirleyelim. Bu çocuklara biz nasıl kural koyalım? Mesela babanın eğer evden çalıştığı saatlerde çocuklar sessiz olacak. Peki çocukların ders çalıştığı saatler ne zaman olacak? İşte bu hani planımızı yapıyoruz ya, buna göre de kurallarımızı koyuyoruz. Hani evet. İşte elimiz yıkanacak, işte şunlar olacak. İşte o etrafı çok dağıtmayacağız. Dağıttığımızsak bunu toplayacağız. Hani oyuncaklarınızı dağıtma demek yerine oynadıktan sonra evet. Onları sepete koymanızı istiyoruz gibi. Hani böyle kurallarımız olursa çocuklar o zaman uyuyor. Hani ama anne baba birlikte koyacaklar. Ya da baba eğer kuralın dışındaysa, çok çalışıyorsa o zaman diyecek ki anneniz ne diyorsa o. Hani o zaman annenin arkasında duracak hani. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Yani, çok güzel. Çocuklar diğer yani ben böyle konuşuyorum biraz ama başlayın. Yok estağfurullah, çok güzel konulara değiniyorsunuz hocam. Devam İnşallah. Edin. Yani çocuklarımızı da saygılı olacağız tabii. Onları aşağılayıcı kelimeler söylemiyoruz. Özellikle çocuklar ergenlik çağına kadar bütün söylediğimiz kelimeleri içselleştiriyorlar. Ve onların yaşamları boyunca iç ses olarak devam ediyor. Eğer biz onlara bir şeyi başaramazsın, sen beceriksin, sen sakarsın gibi demişsek biz, hani bizi otorite kabul ettikleri zaman 12 yaşlarına kadar oluyor. Hani o zamana kadar biz ne yapıyoruz? Ondan sonra bizi dinlemiyor zaten. Ne yapıyor? Arkadaşlarını dinliyor daha çok. Biz o zaman ortam hazırlıyoruz. Spor, sanat vesaire iyi okul seçmeye çalışıyoruz. Ama öncesinde onu etiketlerken hep olumlu etiketliyoruz. Yani bu defa olmamış olabilir. Hani kasıtlı yapılmış bir şey değil. Düşürebilirsin. Olabilir. Ben de küçükken düşürüyordum. Yani çocuğum üzülme. Hadi beraber toplayalım. İşte sofrayı kurmasına yardım ediyorsa onun hevesini kırmamak. Bazı şeyleri ona yaptırmak. Hani böyle böyle çocuk ağaç yaşken eğiliyor. Hani bizi dinlediği, bizi otorite kabul ettiği zamanlarda konuşmalarımıza çok iyi dikkat etmemiz lazım. Çocuğumuzu asla olumsuz etiketlemeyelim. Çocuğumuzu mutlaka aşağılamadan, onu özgüvenini zedelemeden, yaparsın yüreklendirerek. Yani ders çalışmaktan sıkılıyorsa eğer, evet küçükken ders çalışmaktan ben de sıkılırdım. Çünkü ders çalışmak oynamak gibi değil. Ama biz ne yapıyoruz? Gelecekte iyi bir yere gelmek için. Hani biz ileride sizin de bir mesleğiniz olsun. Hani bunun için okuyoruz ve gelişiyoruz, zekamız gelişiyor diye çocuğumuzu motive ederek, gerek kısa süreli ödüllerle, mesela ders çalışmanın sonuna ödülleri koyarak, mesela evet şimdi dersimizi dinleyelim, canlı yayın işte dersini dinle, evet. Sonra beraber oynayacağız. Hani bu şekilde. Hocam, burada araya bir girmek istiyorum. Evet. İzninizle, müsaadenizle. Tabii ki. Tabii bu online eğitim hakikaten biz ebeveynleri yoruyor. Çünkü okul ortamında ne olduğundan çok fazla haberdar değildik. Şu an sorumluluk bizim üzerimizde. Özellikle çalışan anne ve babalar diyor ki ben kapıdan çıktıktan sonra çocuk hemen telefonu, tableti bırakıyor. Kontrol edemiyorum. Yani çocuğu takipleyemiyorum. Çocuk çok rahat bunu suistimal edebiliyor. Böyle bir sorun var. Bir de benim gibi annelerin, küçük çocukları olan annelerin yaşadığı bir sorun var. Mesela birinci sınıf çocuk ya da okul öncesi çok uzun süre ekrana maruz kalmak zorunda kalıyor. Yani günlük en az 4 saat bir ekranın karşısında kalıyor. Tabii artık çocukların tahammül sınırları da biraz kendinden geçti. Hareket etmeleri gerekiyor aslında. Hocam bu noktada yani biz ne yapabiliriz? Online derslerine bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hakikaten bazı noktalarda
aşırı tepki verebiliyoruz, tahammülsüzlük gösterebiliyoruz. Bazı veliler de çok umursamaz davranıyor. Çocuk girmiş, girmemiş, yapmış, yapmamış. Bu noktada biz velilere, annelere, babalara tavsiyelerimiz neler olabilir hocam? Ben hep online, çocuklarımızın online derslerinde hani annenin sessiz bir ortam sağlamasından başlıyoruz. Hani öncelikle teknolojiyi tabii ki tedarik etmek gerekti. Bazı aileler bu konuda da çok hani zorlandılar. Hani köylerde, internet olmayan yerlerde. Evet. Hani onların da çok zorluk çektiğini biliyoruz. Hani bu biraz eğitimde fırsat eşitliğini de biraz zorladı. Ama ikinci olarak anneler hani sessiz bir oda eğer ki sağlayamıyorlarsa salonun bir oda bir bölümünü hani bir köşesini ve uyarıcılardan mutlaka arındırarak hani gürültüyü sağlayacak uyarıcılar veya işte görsel olarak çocuğun dikkatini özellikle dikkat dağınıklığı olan çocuklarımıza zaten hep sade bir ortam öneriyoruz. İşte annelerimiz de ister istemez eğer çocuk duramıyorsa hani bir şekilde başında durmak zorunda kalıyorlar anladığım kadarıyla. Peki bu doğru mu hocam? Öğretmenleriyle. Bu doğru mu hocam? Yani Mesela aslında birinci ona sınıf. birinci sınıfta zaten birinci sınıfta online olmasa bile ev ödevlerini yaparken mutlaka anneler yardım Evet. ediyordu. Yani öncesinde de bu vardı. Hani ilk okul birinci sınıf zordur. Hani birinci sınıfta anneler ödevi yaparken çocuk yazarken başında duruyordu. İşte bak şimdi bunu yazalım, hadi bunu yapalım diyorlardı zaten. Ama biz diyorduk ki hani yavaş yavaş ikinci dönem geri çekilin. Hani yavaş yavaş. Hadi sen yap ben şimdi yanında şunları yapayım hani kendi işini yapıyormuş gibi. Yani yavaş yavaş geri çekiliyorduk. Hatta ilkokulda ilk bir ayda çocuğun sınıfına bile girmesi gerekiyordu annenin. Sonra yavaş yavaş bahçeye alınıyordu. Yavaş yavaş bahçenin dışına derken evde onu almaya geliyordu. Şimdi bu aşamada da çocuk alışana kadar ki birinci sınıf öyledir. Hani alışana kadar birazcık anneler dikkatli olacak. Hani başında duracak, onu motive edecek. Hani ama sonra ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta çocuklar zaten sadece bilgisayar kullanımıyla ilgili ya da onun donanımını ayarlamakla ilgili yardım istiyorlar. Ama bazen de hareket etmeleri gerekiyor. Evet. Hani mesela hiperaktif çocuklar özellikle dikkati çok daha kısa süre oluyor. O zamanlar anneler şöyle yapıyordu çoğunlukla. Hani birinci sınıfta bir harf yazıyordu. Çocuk koşup 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 geliyor. Tekrar bir harf yazıyor. Tekrar hadi oğlum bir daha koş gel. Hadi gel bunu yaz. Öyle. Yani Bunu çocuk öyle oynatıyorlar. öyle öğrendi. Hiç oturamıyordu mesela. Evet. Daha benim çocuğum. Hiperaktif. Üçüncü çocuğum da oldu. Birinci, diğerleri öyle değildi mesela. Ama onu hep hareketle, hareket ederekten ders çalıştı. Sonra beyin gelişimi tamamladıkça oturuyor. Ama işte o 1, 2, 3, 4 ilkokulda biraz sorun oldu. Hani o şekilde gittik. Yani sporla Evet. destekleyerek. Yani Evet. birazcık anneler ilkokul 1-2'de zorlanacak. Ama sonra geri çekilecekler. İster istemez çocuklar da buna uyum sağlıyor çünkü. Alışıyorlar hocam değil mi? Zamanla Evet çünkü onlar da bu düzene alışıyorlar. bu düzene alışıyorlar. Çünkü onlar için online eğitim, yani bilgisayar demek onlar için oyun demekti. Evet. Şimdi bilgisayarın başında ders dinliyor ve bu onlara çok garip geliyor. Tabii geçen dönem biraz daha bu dönem sanki alıştılar. Biraz daha Evet. iyiler. Ama dediğim gibi çocuk bu dersin sonunda mutlaka ya öncesinde hareket edecek ya sonrasında hareket edecek. Hareket ihtiyacı karşılanacak çocuğun. Çünkü mümkün değil. Bir de beslenmesinde enerji veren yiyecekler olmayacak. Çünkü dışarı çıkamıyor. Yani beslenmeye de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmek zaten hani bu enerji veren içecekler, işte çitoslar vesaireler bunlar zaten zararlıydı. Hani Evet. şimdi bunu yediği zaman da hareket edemiyor. Dolayısıyla birazcık onları da kısıtlamakta yarar var. Hani onun yerine hani daha sağlıklı yiyecekler. Yine çocuğun seveceği ama biraz daha sağlıklı yiyecekler. Hani meyve olabilir, kuru yemiş olabilir. Evet. Bunlara döndürmek gerekebilir. Evet, şimdi Peki. online konuda bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Öğretmenleriyle anneler mutlaka diyalogda olsunlar. Hani ben çocuğuma nasıl yardımcı olayım? Çünkü öğretmenler de bu konuda hani ilkokul öğretmenleri çocukları tanıyorlar ve çocukların nasıl çalışabileceği konusunda da deneyimliler. Hani onlardan yardım alabilirler. Öğretmenlerini arayıp ben çocuğumdan şu sorunu yaşıyorum. Diyalogda olmalarını öneririm. Yani okulu aile birliği çok önemli. Evet sizin sözünüzü kestim. Siz devam edin. Estağfurullah, estağfurullah hocam.
Gayet çok güzel konulara değiniriz. Hakikaten kendi adıma çok istifade ettiğim hususlar oldu. Hocam, Sağ olun, Allah şimdi tabii razı bu olsun. kadar uzun süre ekran karşısında mecbur kalmak zorundalar. Evet. Zamanında biz çocuklara telefon, tablet almamak için takla atarken Evet. artık hangisi daha kullanışlı, Mecburen hangisi alıyoruz. daha güzel onun peşine düşüyoruz ve alıp çocukların eline veriyoruz. Tabii Evet. çocuk normal bütün zamanlarındaki şekliyle bir tekrar vakit geçirmek istiyor. Oyununu oynamak Evet. istiyor. İnternet Evet. üzerinden vakit geçirmek istiyor. Bu noktada bir kısıtlamaya gidelim mi, yoksa çocuklar yine o rutinlerine de devam etsinler mi? Hani geçirilen zaman anlamında zaten derste yeterince ekrana maruz kalıyorlar. O noktada hocam ne Şimdi söylersiniz? onların da saatleri vardı. Mesela oyun oynama saatleri. İlkokul boyunca günde en fazla bir saat girmeleri gerekiyordu. Yani en fazla. Hatta ana sınıfı öncesinde falan, ana sınıfı öncesinde hiç verilmesin. Ama birinci sınıfta yarım saat derken bir saat. Hani ilkokul boyunca bir saatle sınırlı kalmalıydı. Hani teknolojik bu saatlere gene uymak zorundayız. Ama hani şimdi evdeyiz diye birazcık daha hani teknoloji kullanımını biraz daha nasıl diyeyim, toleranslı olabiliriz ama yine de bir saat sınırlaması olması gerekiyor. Yani oyunlar çünkü hani zaten ultraviyole ışınlarına maruz kalmaları da iyi değil ama oyunu oynamaları da gerekiyor. Ama biz evde onlarla oynayacağız. Onlar kardeşleriyle oynayacak veya bireysel oynayacaklar. Ama bunun ötesinde oyun oynamak istiyorlarsa da günde bir saatle sınırlı ve hangi sitelere girdiğini bilerek hani bu güvenli internet olayını hani filtrelerimizi koyarak çocuğumuzu kötü sitelerden koruyarak hani burada biz aslında doğru teknoloji kullanımını öğretmek zorundayız çocuklarımıza. Yani teknolojiden onları tamamen uzak tutamayız çünkü teknoloji çağı ama teknoloji saatlerini sınırlayarak ve bu teknolojiyi doğru kullanarak hani mesela sporla ilgili şeyler var. Mesela bu arada onların hobilerini geliştirebilecek müzik eğitimleri var online. Mesela resim yapma, yağlı boya teknikleri veya başka sulu boya teknikleri. Hani bunlardan da faydalanabilir aileler aslında. Evet, Hani güzel. çocuğun hobilerini geliştirebilecek, kendilerini de geliştirebilirler. Çünkü yani bir müzik aleti çalmak insanı mutlu ediyor. Hani veya bir resim yapmak. Yani doğayla iç içe olamıyoruz. Doğanın resmini yapmak. Onları rahatlatan süreçler aslında. Hani bunlardan da faydalanabilirler. Artı sesli kitaplar var. Sesli kütüphaneler. Bunlardan, masallardan, kuklalardan artık biz kendimiz de gelişerek hani Açev'in bu konuda şeyleri var. Mesela Açev'in sitesine girerseniz sonunda PDF kitaplarda şey var, oyunlar var. Yani anne babaların çocuklarıyla oynayabilecekleri oyunlar var PDF olarak indirip. Hani oradan da oyun öğrenip çocuklarıyla oynayabilirler ya da çocuklar oynayabilir. Öyle de öğretebilirler. Ya oyun, oyun, oyun. İlkokul bitene Evet. kadar oyun olacak. Yani oyun oynamadan çocukluk geçmiyor. Ergenlik de arkadaş olmadan geçmiyor. Şimdi bir de Ergen, ergenlerin sosyalleşmesi evet, gerekiyor. ergen dönemi. Görüntülü, bizim de öyle. Görüntülü olarak akrabalarımızı, diğer sevdiğimiz arkadaşlarımızı sosyalleşeceğiz. Çocuklarımız, özellikle ergenler, hani onların da grupları var, işte Zoom'dan veya başka yerlerden görüşecekler. Onların da sosyalleşmeleri gerekecek. Çünkü o ergenlik de arkadaşsız geçmiyor, sporsuz Evet. geçmiyor. Yani erkenler evde spor yapma imkanı varsa yapacaklar. Arkadaşlarıyla sosyalleşecekler. Artı onlar da oyun oynayacak. Onlarınki de 2 saati geçmeyecekmiş. Yani 5 saat olunca zaten bağımlı diyoruz. Yani Beş iki saat saat. bağımlı. 5 saat bağımlı. Bu Evet süreçte ama sanki bağımlı çocuklarımız çoğaldı gibi biraz oldu. bağımlı çocuklar, bağımlı beyler. Evet, Bayağı hatta bağımlı anneler. beyler var. Anneler de annelerin dizileri var. Ne yazık. Evet. Onlar da dizilerle gidiyorlar bakalım. Hocam Hayır. çok güzel gidiyoruz ama şimdi bayağı süremiz de ilerledi. Ben Evet. sizden son bir konuda bilgi almak istiyorum. Genel bir toparlayıcı olması açısından da şöyle hocam, hakikaten süreç şu an böyle konuşunca o kadar böyle toz pembe güzel göründü ki gözüme. Pembe değil ama işte bakış açımız çok Evet. önemli. Ya Olaya bakış. nasıl bakarsak öyle görüyoruz. Evet. Hani Yani biz bazıları diyor ki böyle baksak keşke, ben değil mi hocam? hapisteyim diyor mesela. Hapis gibi kaldım diyor. Bazı anne babalar da diyor ki aa ne güzel beraber zaman geçirme Evet. şansımız oldu diyor. Evet. Hani sanal olarak geziyorlar. Mesela sanal gezi siteleri var. Onlar da geziyorlar. Yani
bunu fırsata çevirmek, evde bir işte bitki beslemek, çiçek beslemek, yeni yemekler öğrenmek, çalışan anneler özellikle. Yani evde ekmek yapmak onlar için güzel bir deneyim oldu. Hani bayağı bir şeyler yaptılar, öğrendiler, ben onu gördüm. O öyle diyor. Yani daha önce yapmak isteyip yapamadıklarımı, işte seyretmek isteyip seyredemediğim filmleri, hatta bazı dizileri geri sarıp izlemişler. Yani güzel şeyler de olabilir ama yani bu süreç geçecek inşallah. Ama bu süreci güzel geçirmek elimizde. İnşallah hocam. Hep diyoruz ki problemi nasıl çözelim diyoruz ya. Evet. Hani problemi nasıl çözelim, şöyle şöyle çözelim diyoruz ya. En güzel soru bu problemi çözerken nasıl mutlu olabiliriz? Çünkü çok stresten güzel. Uzak kalmamız gerekiyor. Psikolojik sağlamlığımızı korumamız gerekiyor. İşte bunu da neyle yapıyoruz? Mutlu olacağımız etkinliklerle. Hayatımızı renklendirerek. Spor, sanat, egzersiz, nefes alma egzersizleri. Birçok sitede var mesela. Nefes alma, kas gevşetme egzersizleri, meditasyon, güvenli yer egzersizi. Yani bütün bunlarla kendimizi rahatlatacağız. Ama sevdiğimiz şeylerle de aynen bir tabloyu renklendirir gibi renklendireceğiz. Çünkü başka türlü olmayacak. Bizim gücümüz var. Allah Teala her şartla bize o dayanacak gücü veriyor. Ama biz ne yapacağız? Geçmişin pişmanlıkları şu omuzumuzda, geleceğin ya olursaları, endişeleri şu omuzumuzda olunca dayanacak gücümüz bitiyor. Biz şu ana odaklanacağız. Şu an biz ne yapabiliriz? Şu anı nasıl güzel geçirebiliriz? Ve daha sağlıklı nasıl olabiliriz? Buna kafa yoracağız. Hani nedir? İşte hijyen, maske, mesafe, kalabalığa karışmama, ondan sonrası ama geride işimize bakacağız. Hani hayat devam ediyor. Evet, biz işimize bakacağız. Başka türlü kurtaramayız paçayı. Yani hep bunu düşün, hep ay korona olursam dersek oluruz yani. Hani o yüzden diyoruz ki hani olursak da iyileşme şansı da var. Bir de şu var, korona olmadan önce sanki ölüm yok muydu diyorum. Bir şekilde olacaktı yani. Hani her zaman bir vesile oluyor. O zaman diyoruz ki hani bu da vesile olacaksa ki ecel birdir, değişmez diyoruz. O zaman biz tevekkül edeceğiz ama bu süreci de güzel geçireceğiz inşallah. Evet hocam. Bu salgın canım, dönemindeki... Çok güzel sorular sordunuz. Ses tonunuz çok rahatlatıcı. Sakin. Size baktığımda... Teşekkür ederim hocam. Yani sakin, bu kesinlikle huzur verici. Kesinlikle sizinle, sizle kaynaklı, sizden kaynaklı. O gerçekten çok memnun kaldım sohbetinizden. Allah razı olsun. Yani İnşallah. Şunu öğrendim. Olsa, ne mutlu. Hocam şu salgın süreci belki bizim için... Çok olumsuz duruyor olabilir ama biz bu olumsuzluklarla daha iyi mücadele edebiliriz. Kendimizi güçlü kılabiliriz. Hatta bazılarımız yeniden ayağa kalkabiliriz. Yani psikolojik sağlamlığımızı koruyabiliriz, destekleyebiliriz. Bunun bir sürü yolu var ve siz bu noktada bize yol göstericilik yaptınız. Kıymetli İnşallah. Hocam, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kurumumuz ben adına, İl Müftülüğümüz adına. Selamlar, Deniz'de hakkına sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Hocam hakikaten yani şunu söylemek istiyorum. Şu dönemi ebeveynler olarak en az hasarla atlatma noktasında nasıl davranmalıyız? Bize bir ufuk açtınız. İnşallah, İnşallah sizin gibi kıymetli bir hocamızı başka programlar vesilesiyle de İl Müftülüğümüz olarak ağırlamak isteriz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a çok emanet olun. Çok teşekkürler. Size de hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olalım hepiniz. Rahmetle inşallah hocam. İnşallah.